Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf e-kitabın 8. föyündeyiz. Kümeler konusuyla devam ediyoruz. İlk olarak evrensel kümeye bakacağız. Üzerinde işlem yapılabilen, ilgili tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E harfiyle gösterilir. Mesela burada evrensel kümemiz üzerinde işlem yaptığımız A kümesini kapsayacak şekilde çizilmiş. Dolayısıyla A kümesi evrenselin nesidir? Alt kümesidir ya da evrensel A kümesini kapsar. Birinci örnekte A ve E evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre A, B, C kümelerini bulacağız. A'da ne diyor? Evrensel kümeyi. Yani evrenseldeki tüm elemanları yazmamız lazım. E kümesinin içinde bulunan elemanlar neler? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini yazıyorum. A kümesi ile evrenselin kesişimi hem A'da olan hem de E'de olanları soruyor. Öncelikle A kümesini yazalım. A kümesinin elemanları neler? 1, 2 ve 3. Şimdi A kesişim E, iki kümede de olanlar. 1, A'da da var, E'de de var. 2, A'da da var, E'de de var. Yine 3, A'da da var, E'de de var. Dolayısıyla A kesişim E kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşuyor. Aslında neye karşılık geliyor? A kümesine karşılık geliyor. Neden? Çünkü A evrenselin alt kümesi. A kümesi ile evrenseli birleştirdiğimiz zaman evrenselin elemanlarını yazalım. Birleşimde ne yapıyoruz? Tüm elemanları birleştiriyoruz bir kümede. A'dan buraya ekleyeceğim farklı bir eleman yok. Çünkü A evrenselin alt kümesi. O yüzden birleşim kümesi evrensele karşılık gelir. A, E evrensel kümesinin alt kümesi ise A kesişim E, A'dır. Az önce gördük. A birleşimi E de evrenseldir. Yine bunu da gördük. Evrensel ile boş kümenin kesişimi boş kümedir. Çünkü kesişimde ortak elemanları alıyoruz. Boş kümenin hiç elemanı olmadığı için ortak elemanları söz konusu olmayacaktır. Kesişimleri boş küme olacaktır. Bir kümenin tümleyeni. A, E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. A kümesinin dışındaki elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir. A kümesinin tümleyeni A'nın sağ üstüne kesme işareti koyarak gösterilir. Tümleyenin diğer bir tanımı şöyle yapılabilir. Evrenselde olup A kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni denir. Bakın A'nın ben şemasının dışında kalan elemanlar. Ortak özellik yöntemiyle göstersek A'nın tümleyeni X'lerden oluşur öyle ki X evrenselin elemanı ve A'nın elemanı değil. Evrenselde olacak ama A'da olmayacak. A kümesi ile A'nın tümleyeninin kümesinin kesişimi boş kümedir. Çünkü kesişimde ortak elemanları alıyoruz. A kümesinin elemanları A'da olanlar, A'nın tümleyeni kümesindeki elemanlar A'da olmayanlar olduğu için hem A'da olup hem A'da olmayan eleman olamayacağı için kesişim boş küme olacak. A birleşim A'nın tümleyeni evrensel A'da olanlarla olmayanların hepsini birleştirdiğimizde evrenseldir. Çünkü bir eleman ya A'dadır ya da A'da değildir. Evrenselin tümleyeni boş kümedir. Yani evrenselde olmayan eleman yoktur. Tüm elemanlar evrenseldedir. Boş kümenin tümleyeni de evrenseldir. Çünkü boş kümede hiçbir eleman yok. Yani tüm elemanlar boş kümede değil. O yüzden evrensele karşılık gelir. Bir kümenin tümleyenin tümleyeni kendisine eşittir. Bir kümenin eleman sayısı ile tümleyenin eleman sayısı evrenselin eleman sayısına eşittir. İkinci örnekteyiz. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyenini bulacağız. A kümesini kapatıyoruz. A'nın dışında kalan elemanları yazıyoruz. 3, 4, 7 ve 8. B'nin tümleyeni bu sefer de ne yapacağız? B kümesini kapatacağız. B kümesinin dışında kalanları alacağız. 1, 2, 7, 8. A birleşim B'nin tümleyeni. Birleşimde elemanları birleştiriyorduk. Bu elemanları yazalım isterseniz. A kümesinin elemanları 1, 2, A ve B. B'nin tümleyeni, B'nin dışına az önce zaten şurada da yazdık. Oradan da bakabiliriz. 1, 2, 7, 8. Bu iki kümeyi birleştirdiğim zaman tüm elemanları bir kümede yazacağız. Önce A'nınkileri yazalım.
1, 2, A, B. Sonra B'nin tümleyeninden farklı olarak gelen ne var? 1, A'da var zaten. 2 de var. 7, 8 var farklı olarak. İşte A birleşim B'nin tümleyeni de 6 elemanlı. Bu kümeye karşılık gelir. Geldik D'ye. A kesişim B'nin tümleyeni. A kümesini yazalım. A kümesinin elemanları 1, 2, A, B. B'nin tümleyeninin elemanlarını yazalım. 1, 2, 7, 8. Her ikisinde olan ortak elemanlar 1 ve 2'dir. Kümemiz 2 elemanlı bir küme. A birleşimi A'nın tümleyeni A'da olanlarla A'da olmayanları birleştirdiğinde evrensele karşılık gelecek. Bunu yazarak da görebiliriz. A kümesinde olanlar 1, 2, A, B. A kümesinde olmayanlar dışındakiler 3, 4, 7, 8. Bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar hepsi zaten birbirinden farklıdır. 1, 2, A, B. 3, 4, 7, 8 olur. Bu da zaten evrensele karşılık gelir. A kesişim A'nın tümleyeni. Bakın yukarıda yazdık A'yı da A'nın tümleyeninde. Her ikisinde olan ortak eleman var mı? Yok. O yüzden ne olacak? Boş küme olacak. Üçüncü örnekteyiz. A, E evrensel kümesinin alt kümesidir. Evrensel verilmiş, A verilmiş, A'nın tümleyeni bulun diyor. A'nın tümleyeni evrenselde olup A'da olmayanlar. Bakın 0 evrenselde var ama A'da yok. O yüzden A'nın tümleyeninde olacak. 1 evrenselde var, A'da da var. 2 evrenselde var, A'da yok. Bunu alacağız A'nın tümleyenine. 3 evrenselde var, A'da da var. Bunu almayacağız. 4 evrenselde var, A'da yok. 5 A'da var. Bir de 6'yı alacağız. A'nın tümleyeni bu küme. Dördüncü örnekteyiz. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evrensel eleman sayısı 14. A kesişim B'nin eleman sayısı 4. Birleşimin eleman sayısı 8. B kümesinin eleman sayısı da 5'miş. A'nın tümleyeni kaçtır? Bunu Venn şemasıyla çok rahat çözebiliriz. Venn şeması A ve B'yi çizdiğimiz gibi evrenseli de çizmeliyiz. Çünkü tümleyen söz konusu. Nereyi biliyorum? Ben kesişimi biliyorum. Bakın kesişim biliyorsak kesişimden başlayacağız. Kesişim 4 elemanlıymış. Buraya 4 yazdım. B'nin eleman sayısı 5 ise B'nin içine 5 eleman yazacaktım. 4'ü kesişimde ise bir tanesi yalnız B'dedir. Şimdi A birleşim B 8 elemanlıymış. A birleşim B 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin toplamı 8 ise zaten bu ikisi 5 yapıyor. Geriye kaldı 3. Evrensel 14 elemanlı diyor. Evrensel sadece A'da olanlar, hem A hem B'de olanlar, sadece B'de olanlar ve ikisinde de olmayanlardan oluşuyor. 3 bölgeyi bulduk. Topladığımızda 8 tane eleman var. Geriye kalan 6 eleman ne A'da ne de B'dedir. Şimdi biz A'nın tümleyenin eleman sayısını bulacağız. A'yı kapatıyoruz. Dışarıda kalan elemanlar 7 tane. O yüzden A'nın tümleyenin eleman sayısı 7'dir. Beşinci örnekteyiz. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 7. B'nin tümleyenin eleman sayısı 8 olduğuna göre A'nın tümleyenin eleman sayısı kaçtır? Az önce notlarda şöyle bir notumuz vardı. A kümesinin eleman sayısı ile A'nın tümleyenin eleman sayısı neyi veriyor? Evrenselin eleman sayısını veriyor. Bu şey B için de geçerli. Yani tüm kümeler için geçerli. Herhangi bir kümenin eleman sayısı ile tümleyenin eleman sayısı evrenselin eleman sayısını verir. Soruda B'nin tümleyenin eleman sayısı verilmiş. Biri 7, biri 8. Dolayısıyla evrenselin eleman sayısı 15 olur. Şimdi yukarıdaki eşitlikte ben A kümesinin eleman sayısını biliyorum 4. A'nın tümleyenin eleman sayısını arıyorum. Evrenseli biliyorum 15. 4'e ne eklersem 15 olur? Tabii ki 11. Dolayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı 11 olur. Cevap 11. Altıncı örnekteyiz. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. 2 tane SA artı 3 tane S, B'nin tümleyeni 23. 3 tane SB artı 2 tane S, A'nın tümleyeni 17. SE kaç? Arkadaşlar bakın 2 tane yani A'lar ikişer tane, B'ler de üçer tane. Ben bunları alt alta toplarsam
2 tane SA artı 2 tane SA'nın tümleyeni. Bunları yan yana yazıyorum. B'leri de yan yana yazacağım. 3 tane SB, 3 tane SB artı 3 tane SB'nin tümleyeni eşittir. Sağ tarafın toplamı 23 ile 17'yi toplarsak 40 yapar. Şimdi A kümesinin eleman sayısıydı. A'nın tümleyenin eleman sayısının toplamı evrenseldi. O zaman ikişer tanelerinin toplamı 2 tane evrensel yapar. Aynı şey B'ler için. B'nin eleman sayısı da B'nin tümleyenin eleman sayısının toplamı evrensele eşit. Üçer tanesi de 3 tane evrensele eşit olur. Topladığım zaman ne yapar? 5 tane evrensel yapar. 5 tane evrensel 40'a eşitse her tarafı 5'e böldüğümde evrenselin eleman sayısı 8 olur. 7'deyiz. A ve B, evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evrensel verilmiş. A kümesi x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x'ler 8'den küçük pozitif tam sayıymış. O halde 8'den küçük pozitif tam sayılar neler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. B kümesi x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x'ler 3 ile 9 arasında ve doğal sayıymış. 3 ile 9 arasındaki doğal sayılar 4, 5, 6, 7 ve 8'dir. A'nın tümleyeninin ve B'nin tümleyeninin eleman sayıları toplamı. Bu arada evrensel eleman sayısı ne? 1'den 8'e kadar olan sayma sayıları ne yapıyor? 8. A'nın eleman sayısı ne arkadaşlar? 1'den 7'ye kadar 7. B'nin eleman sayısı ise 5. Şimdi ben neyi biliyorum? SA artı SA'nın tümleyeni eşittir SE. A'nın eleman sayısı 7 ise, evrenselin eleman sayısı da 8 ise, A'nın tümleyenin eleman sayısı 1'dir. Aynı şeyi B için yapalım. B'nin eleman sayısı artı B'nin tümleyenin eleman sayısı evrensele eşit. Evrensel eleman sayısına. B'nin eleman sayısı 5. Evrensel eleman sayısı 8. O halde B'nin tümleyenin eleman sayısı ne olur? 3 olur. Bizden bu ikisinin toplamı isteniyor. 1 artı 3'ten cevabımız 4 olur. 8. örnekteyiz. A ve B, evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyenin eleman sayısı 14. B'nin tümleyenin eleman sayısı 8. Olduğuna göre SB eksi SA kaçtır? Şimdi biz evrenselin eleman sayısını bilmiyoruz. Bilsek A'nın tümleyeninden A'nın eleman sayısını, B'nin tümleyeninden B'nin eleman sayısını bulur yaparız. Bunu Venn şemasıyla da yapabiliriz ama daha basit şöyle düşünsek. Evrenselin eleman sayısı x olsun. Evrenselin eleman sayısına eşit SA artı SA'nın tümleyeni. Evrenselin eleman sayısı x olsun. A'nın eleman sayısını bilmiyorum. Ama A'nın tümleyenin eleman sayısı 14 olduğu için 14'ü diğer tarafa atarsam A'nın eleman sayısı x eksi 14 olur. Aynı şeyi B için yapalım. Evrensel B açısından baktığımda B'nin eleman sayısı artı B'nin tümleyenin eleman sayısıdır. B'nin evrensel eleman sayısını x dedik. B'nin eleman sayısını bilmiyoruz. B'nin tümleyenin eleman sayısı 8. 8'i diğer tarafa atarsam B'nin eleman sayısı x eksi 8'dir. Şimdi benden istenen eşitlik de bunları yerine yazalım. Yani SB eksi SA da SB yerine x eksi 8, SA yerine x eksi 14 yazalım bakalım ne geliyor. Bu parantezi kaldırabilirim. Önde eksi yok ama bunu kaldırırken önde eksi olduğu için işaret değiştirerek kaldırmalıyım. Eksi x'i artı 14 demeliyim. Burada bakın artı x eksi x birbirini götürür. Eksi 8 artı 14'ten cevabımız artı 6 olur. Geldik De Morgan kuralına. De Morgan kuralı mantıkta da vardı. Veya bağlacına bir de V bağlacına dağılıyordu. Önermelerin değillerini aradaki bağlacında değilini alıyorduk. Burada da aynı şey var. A kesişim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenidir. Yani kümelerin tümleyenini alıyoruz. İşleminde kesişimse birleşme, birleşimse kesişime dönüştürüyoruz. 9. örnekteyiz. A ve B, evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evrensel verilmiş, A verilmiş, B verilmiş. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Bakın bunları elemanları zaten açıkça ortada yazarak bulabiliriz. Ama ben bunu şöyle düzenlesem. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Tümleyen çok bakın ikisinde de tümleyen var. Sanki tümleyen dağılmış gibi.
Nereye dağılmıştır? A'ya, B'ye. Aradaki işlem de kesişime dönüştüğüne göre birleşimdir. A birleşim B'nin tümleyeni şeklinde düşünürsen bu kümeyi, aynı küme bu. Tümleyeni dağıttığınız zaman görürsünüz. Daha basit çözeriz. A birleşim B'yi ifade edelim. A birleşim B nedir? İki kümenin elemanlarını birleştiriyorum. 1, 2, 2'yi bir daha yazmıyorum. 3, 4, 5. A birleşim B bu. O zaman A birleşim B'nin tümleyeninde 1 olmayacak, 2 olmayacak, 3 olmayacak, 4 olmayacak, 5 olmayacak. Çünkü bunlar A birleşim B'de var. O halde ne olacak? Sadece 6 olacak. Kümemiz bu. 10. sorudayız. A ve B, evrensel kümesinin alt kümeleridir. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki kümeleri yazalım. A'nın tümleyeni, birleşim B'nin tümleyeni ben, A kesişim B'nin tümleyeni gibi düşünebilirim. Tümleyeni dağıttığınız zaman bu kümenin aynısı olur. A kesişim B'nin tümleyeni demek, A kesişim B'nin dışı demek değil mi? Evrensel de olacak, A kesişim B'de olmayacak. Küme elemanları yazalım. A, B. Bu ikisini yazdık. D, E. Bu ikisini yazdık. G ve F. Şimdi diğerine gelelim. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diyor. Ben bunu A bileşim B'nin tümleyeni olarak düşünürsem daha kolay bulurum. A bileşim B'yi kapatıyorum, A bileşim B'yi. Bunun dışındaki elemanlar iki tane. F ve G. Burada arkadaşlar tümleyeni dağıtsak ya da dağıtmadan da yapabiliriz yani. Çok fark etmez. Dağıtalım. Tümleyeni dağıttık. Hani De Morgan'ı uygulamış olalım. A'nın tümleyeninin tümleyeninden A olur. Kesişimin tümleyeni birleşim olur. B'nin de tümleyeni olur. Ne yapacağız? A kümesiyle B'nin tümleyeni birleştireceğiz. A kümesinin elemanları A, B, C. B'nin tümleyeninin elemanları B'yi kapattım. A, B, F ve G. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman tüm elemanları yazmamız lazım. A'nınkileri yazdım, A, B, C. Burada farklı olan F ve G var. Onları ekledim. A, B, C, F, G oldu. Yine tümleyeni dağıtalım. A'nın tümleyeni olacak. Birleşim kesişime dönüşecek. B'nin tümleyeninden B olacak. A'nın tümleyeni ile A'nın tümleyenini bulacağız. Önce yazalım. A'nın dışındakiler, A'yı kapattım. A'nın dışındakiler D, E, F, G. Kümesi ile B kümesini kesiştireceğiz. B kümesi C, D, E. Kesiştirdik. İkisinde de olan ortak elemanlar C değil, D ve E. Yani iki tane eleman. Geldik iki kümenin farkına. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'da olup B'de olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir ve slash ya da bildiğimiz çıkarma işlemiyle kullanılabilir, gösterilebilir. A'da olup B'de olmayanlar, bakın A bileşim B'yi 3 bölgeden gösteriyorduk. A'da olup B'de olmayanlar işte burası A fark B, burası A kesişim B, sağ tarafta nedir? B fark A'dır. Bu üçünü birleştirdiğiniz, topladığınız zaman neyi bulursunuz? A bileşim B'yi. A fark B arkadaşlar, A kesişim B'nin tümleyenine eşittir. Çünkü A fark B yorumladığımızda sözel olarak A'da olup B'de olmayanlar demek. Bu kümeyi de yorumladığımız zaman A'da olacak ve B'de olmayacak. Yani A'da olup B'de olmamış oluyor. Aynı şeye karşılık geliyor. A fark B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı dan kesişimin eleman sayısını çıkardığımızda bulabiliriz. Çünkü iki bölgeden oluşuyor A kümesi. Bir bölge A fark B, diğer bölge A kesişim B. Farkın eleman sayısını bulmak için iki bölgenin toplamından kesişimi çıkarırız. A fark B'nin eleman sayısını buluruz. 11. örnekteyiz. A ve BE evrensel kümesinin alt kümeleridir. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdaki kümeleri bulalım. A fark B diyor. A'da olup B'de olmayanlar. Bakın şurası A'da olacak, B'de olmayacak. Yani kesişimi almayacağız. İki eleman var. 3 ve 5. B fark A. B'de olup A'da olmayanlar. 1 ve 9. A kesişim B'nin tümleyeni ne demek? A'da olacak ve B'nin tümleyeninde olacak. Yani A'da olacak ve B'de olmayacak. Bu A fark B'ye karşılık gelmiyor mu? O da 3 ve 5'ten oluşan iki elemanlı bir küme.
12. örnekteyiz. A ve B birer küme olmak üzere. A'nın eleman sayısının 3 katı, B farkının eleman sayısına eşit ve A bileşiminin eleman sayısı da 20 olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle bir Venn şeması çizelim. A kümesi ve B kümesi olsun. Soldaki bölgemiz A fark B, ortadaki A kesişim B, sağdaki de B fark A'dır. Şimdi bu eşitlikte ben A'nın eleman sayısına x dersem 3 çarpı x'ten 3x B fark A'nın eleman sayısı olur. Şimdi A kümesi iki bölgeden oluşuyor. X'i nasıl parçalayacağım bilmiyorum. Şöyle ortaya karışık yazıyorum. X tane eleman burada. 3x tane eleman B fark A'da. A birleşim B arkadaşlar bu 3 bölgedeki elemanın toplamı olmuyor mu? Oluyor. A fark B. A kesişim B ve B fark A. 3 bölgedeki elemanların toplamı x buradan. İkisinin toplamı sonuçta x. Kaça kaç bilmiyorum ama toplamda x. 3x de buradan. 4x tane eleman 20'ye karşılık geliyorsa x ne olur? 5 olur. Biz zaten A'nın eleman sayısını arıyoruz. Yani A fark B'yi ya da A kesişim B'yi sormuyor. A'yı komple soruyor. A'nın eleman sayısı da x olduğu için cevabımız 5 olur. Geldik 13'e. Aşağıda ABC kümeleri ve E evrensel kümesinin elemanları Venn şemasıyla gösterilmiştir. A fark B bileşim C'nin tümleyeni kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A fark B'yi önce bulalım. A'da olacak ama B'de olmayacak. A kümesini şöyle çevreleyelim. B kümesini de şöyle çevreleyelim. B kümesinde olmayacağı için şöyle B'yi kapatalım. Diğer çemberin içinde kalan elemanlar neler? 1 ve 5. Birleşim C'nin tümleyeni diyor. C kümesini kapatacağız. C'nin dışındaki elemanları alacağız. C kümesini kapatırsak C'nin dışındaki elemanlar 1, 2, 3. Şurada da 8 var. 1, 2, 3 ve 8. İki kümeyi birleştirdiğimizde şunun elemanlarını yazalım. Tüm elemanları çünkü birleştireceğiz. Farklı olan 1 var. 5 farklı. Onu da ekleyelim. 1, 2, 3, 8 ve 5. Doğru cevabımız Edirne. 14'teyiz. A ve B, evrensel kümesinin alt kümeleridir. Yukarıdaki boyalı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? Boyalı bölgeye baktığımızda B fark A hariç her yer taranmış. Yani B fark A'nın, şurası B fark A'dır, tümleyeni, geriye kalan tüm elemanlar alındığı için B fark A'nın tümleyeni diyebiliriz. Cevap Denizli. 15'teyiz. A ve BE evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeninin eleman sayısı 2. A'nın tümleyeni birleşim, B'nin tümleyeninin eleman sayısı 10. A fark B ile B fark A'nın toplamı soruluyor. Venn şeması çizelim. A kümesini, B kümesini çizdik. Tümleyen söz konusu olduğu için evrensel de çiziyoruz. Önce şu verilenleri bir düzenleyelim. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni demek aslında ne demek? A bileşim B'nin tümleyeni demek. De Morgan'ın dağıtılmış hali gibi düşünün. A birleşim B'nin tümleyeni A veya B'de olmayacak. Ne A'nın ne B'nin içinde olacak. Dışarıdaki eleman 2 taneymiş. O halde burası 2. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni de pardon birleşim nedir? A kesişim B'nin tümleyenine eşittir. A kesişim B'nin tümleyenin eleman sayısı da 10'muş. Yani A kesişim B'nin dışındaki elemanlar 10 taneymiş. Şuraya X, şuraya Y tane eleman diyelim. Bu taradığım yerin dışındaki elemanlar x tane burada, y tane burada, 2 tane de burada. X artı y artı 2, 10. O halde x artı y ne olur arkadaşlar? 8. Bizden ne isteniyor? A fark B'nin eleman sayısı, B fark A'nın eleman sayısı. A fark B zaten x. Bu A fark B. B fark A da y. Bakın. O halde biz zaten cevabı ne yapmışız? Bulmuşuz. A fark B artı B fark A'nın eleman sayıları toplamı ne oluyor? 8 oluyor. 16'dayız. A ve B boş olmayan iki kümedir. B fark A'nın tümleyeni, kesişim A'nın tümleyeni aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın, tümleyeni ne yapamıyoruz? Farka dağıtamıyoruz. Kime dağıtabiliyoruz? Kesişime ya da birleşime. O zaman ben B fark A'yı kesişim ya da birleşimden hangisine çevirebiliyorum? Düşünün. B fark A kümesini B'de olacak ve A'da olmayacak diyoruz ya. B kesişim A'nın tümleyeni şeklinde ifade edebilirim. Bakın B'de olacak ve A'da olmayacak.
A'nın tümleyeni demek A'da olmayanlar demek. O halde ben burada B farkı A yerine B kesişim A'nın tümleyeni yazıyorum. Ve De Morgan uyguluyorum. Tümleyeni dağıtıyorum. B'nin tümleyeni oluyor. Kesişim birleşime dönüyor. A'nın tümleyeninden A oluyor. İçerideki işlem birleşim, dışarıdaki işlem kesişim. Kesişim birleşime ne oluyor? Dağılıyor. Dağıtıyorum. B'nin tümleyenine kesişim A'yı, kesişim A dağılıyor. Aradaki birleşim araya geliyor. A kesişim A'nın tümleyeni. A kesişim A'nın tümleyeni zaten boş küme. Ortak elemanları yok. Boş küme ile herhangi bir kümeyi birleştirdiğimizde sonuç o kümeye eşit olur. Yani B'nin tümleyeni kesişim A'nın tümleyeni olur. Ya da yer değiştirebiliriz. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni ikisi de aynı zaten. Cevabımız Edirne. Geldik 17'ye. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x'ler 1 ile 100 arasında ve 2'nin katı tam sayılar. B kümesi y'lerden oluşuyor. Öyle ki y'ler 3 ile 170 arasında 5'in katı tam sayı. A fark B. A fark B. A'da olup B'de olmayanlar demek. A'nın elemanları neler? 2'nin katı yani çift sayılar 2'den başlar. 4, 6 en son yazacağımız nedir? 98'dir. B'nin elemanları da 3'ün katı ve 3'ten 170'e kadar. Şimdi biz A'da olup B'de olmayan aradığımız için A'nın içinde B'nin şartını da sağlayanlar varsa nasıl ki B'nin şartı 5'in katı olacak diyor. A'dakiler hep 2'nin katı. O halde biz 2'nin katı ve 5'in katı olanları bu kümeden çıkarmalıyız. 2'nin ve 5'in katı olanlar nelerdir? 10'un katı olanlardır. Aslında biz burada şunu yapıyoruz. A fark B'yi bulmak için A kümesinden ne yapıyoruz? A kesişim B'yi çıkarıyoruz. Yani A fark B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Venn şemasını düşünün. A kümesi bura, B kümesi bura. Şurada herhangi bir eleman, burada herhangi bir eleman olsun. Biz A fark B'yi arıyorsak A'nın elemanlarından kesişimi çıkarmalıyız. O halde A kesişim B kümesini yazalım. A kesişim B kümesi hem A'da hem B'de olacak. Hem 2'nin katı hem 5'in katı. Bu aralıkta 2'nin katı 5'in katı 10'dan başlarım. 10, 20, 2'nin ve 5'in katı ise 10'un katıdır. Onar onar giderim ve 90'da bırakırım. Çünkü zaten A'nın elemanları 90'da bitiyor. Normalde B'nin elemanlarında 90'dan daha büyük 10'un katları var ama A'da olup B'de olmayanları aradığım için ve A kesişim B'de buna karşılık geldiği için burada bırakıyorum. Dolayısıyla A fark B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısını bulmadık bu arada. Terim sayısından bulabiliriz. Son terimden ilk terimi çıkaralım. Şurada yapalım. A'nın eleman sayısı. Son terim 98. İlk terim 2. İkişer ikişer gittiği için 2'ye bölüyorum ve 1 ekliyorum. 1 eklemeyi unutmayın. 98'den 2'yi çıkardık. 96. 2'ye böldük. 48. Bir daha ne yapar? 49. Kesişimin eleman sayısını bulmak zor değil. 10, 20, 90'a kadar gidiyor. 9 tanedir. A'nın eleman sayısı 49. A kesişim B'nin eleman sayısı 9. Çıkardığım zaman A fark B'nin eleman sayısı 40 yapar arkadaşlar.